Buraya basıyoruz. Evet. Saygıdeğer sanat ve edebiyat dostları. Anadolu fütüvet yerinde bir anlayış vardır. Hiçbir yere basma sen şöyle. Yunus'ta, Mevlana'da, tamam. Hacı Bektaş Veli'de, Hacı Bayram Veli'de, Aşık Veysel'de, Nimri Dede'de ve Fehmi Gür'de aynı dili konuşur. Ya şu anda da şu toplulukta aynı dili konuşuyor. İman ve ihlası, aşkı ve sevgiyi. İnşallah bu ihlasla Fırat gibi bizler de deryalara doğru akacağız. Evet, ben bir değerlendirme için Pir Hasan Doğan ile Manas koordinatörü Şener Butu kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim. Değerli arkadaşlar, Manas toplantılarından bir tanesini bugün Keban'da, Fırat'ın kıyısında gerçekleştirdik. Ben katılımlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Tabii bu güzel faaliyetin, bu anlamlı faaliyetin burada yapılmasında Elazığ Belediye Başkanımız Sayın Şahin Şerifoğulları'nı, Belediye Başkan Yardımcımız Nazif Bilginoğlu Beyefendi'ni, Keban Belediye Başkanımız Fethiye Atlı Hanımefendi'nin, Hasan Keban Kaymakamımız Sayın Hasan Akbulut Beyefendi'ye ben çok teşekkür ederim ama burada esas teşekkürü yapmamız gereken bir insan daha var. Keban'da 2006 yılından beri Keban gazetesini çıkaran çok değerli arkadaşımız, dostumuz Pir Hasan Doğan Beyefendi. Gerçekten bu gazeteyi çıkarmakla buradaki yazı hayatını, düşünce hayatını, şiir, edebiyatı sürekli yaşatan çok kıymetli bir arkadaşımız, dostumuz. Biz Ahmet Demir'i Keban gazetesi sayesinde tanıdık. Mustafa Bey'i, efendim İsmail Bey'i, herkesi burada tanıdık. Ramazan Demir'i, efendim Cem Bayındır'ı, Levent Bilgin'i o gazetenin sayfalarında okuduk. Abdullah Bulut ressamımızı bu gazete aracılığıyla tanıdık. Keban'da gerçekten güzel insanlar el ele vermişler, omuz omuza vermişler. Burada çok güzel bir birlik, beraberlik meydana getirmişler. Ben öncelikle Keban halkının bu gazeteyi yaşattığı için kaymakamlığından belediye başkanlığına kadar bütün Kebanlıları kutluyorum, tebrik ediyorum. Çünkü bir ilçede böyle 15 günde bir yayın organı, bu samimi Manas'a her geldiğimde böyle sayfalarını samimiyetle okuduğumuz, çevirdiğimiz o güzel gazeteyi yaşattıkları için Keban'a ne kadar büyük bir hizmet yaptıklarını bence muhakkak ki biliyorlardır. Ama buradan bu gazeteyi desteklenme konusunda Elazığ halkına da, dışarıdaki Elazığlı hemşehrilerimize de, Kebanlı hemşehrilerimize de ben bir çağrıda bulunmak istiyorum. Biz bundan 3 yıl önce Ağın'da Ağın Düşün ve Sanat dergisinin 52. yılını kutlamıştık. Yani Altan Bey'i ben burada şükranla anıyorum. O Keban Ağın'lı yazar, çizer dostlarımızı saygıyla anıyorum. 50 yıl, yarım asır bir dergiyi, bir ilçenin dergisi olarak yaşattıkları için Keban bu bakımdan çok önemli. Yani bu Pir Hasan Doğan kardeşimiz daha ilkokul yıllarından itibaren Keban'da büyük bir heyecanla işte gazete dağıtıcılığı yapmış, bu şehri, bu şehre basın hayatının bütün güzelliklerini taşımış, muhabirlik yapmış, gazetecilik yapmış. Şimdi de böyle büyük bir misyonu üstlenmiş. Gerçekten günümüzde böyle bir gazeteyi yaşatmak, kağıdın gerçekten kağıt fiyatlarının had safhaya ulaştığı bir dönemde böyle bir gazeteyi yaşatmanın gerçekten çok zor olduğunu ben düşünüyorum. Bu faaliyetimize sebep olan da Keban gazetesidir ve ben huzurlarınızda Pir Hasan Doğan kardeşime
gerçekten çok teşekkür etmek istiyorum. Ama bütün bu gazeteyi de yaşatan kebanları da tebrik etmek istiyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Program sonundan siz katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Bugün Ahmet Bey kardeşimizin gününe hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Buradayız hocam. Evet. Sağ olun. Şener Bulut'a, otur. Geriden çık. Hasan Doğan'a ve yine Ahmet Demir'den çok teşekkür ediyorum. Gerçekten vesile oldular. Evet, bizim kürsü başı sohbetinin genelinde ses ve söz bir aradadır. Biz sözü bitirdik. Yani şairlerimiz sözlerini bitirdiler, kelamını bitirdiler. Şimdi sese geliyor. Harput'un asıl önemli yanı sestir. Mehmet Özcan Özbek Beyefendi, Harput, miskinimizin ondan sonra da kıblesidir. Evet. Bu önemli bir sözdür. Gerçekten de harp musikisi denilince hem huzurlu akla gelebiliyor, hem aynı zamanda nedim akla gelebiliyor. Ve bir de birleştirici bir özelliği var. Harput'un Kafkaslar'da, Balkanlar'da birleştirici bir özelliği var. Ve şu anda iki duayen isim. Nihat Gazezoğlu. Yani bizim örnek aldığımız, model aldığımız bir insan. Ve yine Fethahmet Açıkgöz. Yine kendisi gerçekten halk müziğimizin önemli bir usta sanatçısı. Her ikisini ben kürsüye de koydum. Burayı yeniden yap. Fethi Açıkgöz. Yeniden yap. Evet hocam. Mehmet Özbek'ti. Evet. Çok kıymetli sanat ve edebiyat dostları, Urfalı olan Mehmet Özbek. Gerçekten güzel bir sanatçı, yaşayan bir musiki sanatçımız, önemli bir insan. Onun bir sözü var. Onun sözü sürekli ben hafızalarımdadır. Harput, musikimizin kıblesidir. Yani bu teşbih sanatıdır. Harput'un musikide nasıl, ne kadar önemli bir rol oynadığını anlatmak içindir. Evet, şimdi iki duayen isimimiz var. Evet, el aldığın, özellikle benim örnek aldığım, model aldığım bir isim Nihat Gazezoğlu ve bir de Fethi Açıkgöz. Gerçekten her iki isim de şu anda yaşayan ak saçlı isim. Biz duayen kelimesi Türkçe'nin ak saçlı olarak kullanıyoruz. Bilge kişiler, o ikisini de davet ediyorum. Kürsü, saha, alan tamamen kendilerinin. Buyurun efendim. Evet, kestik. İzin. Abi bir ezan bitsin. Ezan okunuyor. Evet. Bu masayı kardeş.